Selam arkadaşlar, yeni bir gün ile yeni bir video ile tekrar karşınızdayım. Bugün de videosu geliyor. Geçen söyledim, saçlarımın dipleri çok geldi. Şimdi bir kuaför var. Eski kuaförüme gitmeyeceğim. Trabzon'da bir kuaför var. İlk kez gideceğim vallahi. İnşallah, bilmiyorum, mahvolmaz saçlarım. İlk kez gideceğim. Normalde denemeyeceğim dedim. Bir daha hiçbir kuaförü denemeyeceğim dedim. O son anlattığım olaydan sonra. Gene bir şeytana uyacağız. Gene bir ilk kez bir kuaföre gideceğim. Umarım benim diğer Bursa'daki kuaförüm gibi hiç yakmadan istediğim rengi yapar diye heves ediyorum diyelim. Neyse, şimdi Rize'den bir daha gideceğim. Trabzon'a şuradan baksan 1,5-2 saatlik bir yolum var. Birazdan çıkacağım evden. Bu arada videoya tam geçiş yapmadan önce, kuaföre gitmeden önce, şu an bu videoyu izleyenler, hala kanala abone değilseniz kanala bir abone olup kanal bildirim seslerini açıp video like atıp altına da bir yorum bırakırsanız çık 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 mutlu olacağım. O zaman ne yapalım? Hadi bence bir artık yola çıkalım. 2 saatlik bir yolum var çünkü. Büyük bir ihtimal uyurum ama zaten uykusuzum. Gözlerimin altından da belli olduğu gibi. Erken uyandım çünkü. Büyük bir ihtimal gidene kadar komple uyurum diye düşünüyorum. Cemile'ye benzedim. Dur şu kamerayı sileyim. Evet. İkinci kez açıldı saçlarım. Saçlarım dedim, diplerim açıldı. Bundan sonra daha açma işlemi olmayacak. İnşallah şu istediğim beyaz renk olur ya artık. Şu uçlardaki gibi sarı istemiyorum çünkü. Önceden şey yapıyordum. Aleyna da yanımda bu arada. Ben de burada. Nedir? Ne diyecektim, bak unuttum ha. Sarılar. Ha, her o kuaföre gittiğimde bunu beyaz yapıyor. Cila ile beyaz yapıyor. Sonra o cila akıyor. Tekrar böyle çiğ bir sarı oluyor. Eski sarı. Hmm. İnşallah gene aynı olmaz. Bu da açacağım dedi. Yıkarken sürecekmiş, açacağım. Bundan sonra herhalde bir 10-15 dakika bekletir. Ondan sonra yıkamaya alır, buralara dağıtır, cilayı sürer, biter herhalde. Neyse, bakalım nasıl olacak. Abi bir şey söyleyeyim mi ama? Yüzümdeki o dipteki koyuydu ya. O sertlik gitti yüzümden. Gitti. Ne kadar fark ediyor? Fener tabii. He. Senin de aynı bak mesela. O yüzden koyutma diyorum sana. Neyse, yıkarken de çekerim. Ben bir dumanlı içecek molası vereyim. Ben arkadan gösteremiyorum. Sen göster arkadan. Ama sen de gözüksün. Ben gözükmem. Şu telefonu şöyle.
Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Hani benim biliyorsunuz çıt çıtlarım vardı. Onu taktırdım. Saçlarımı boyattıktan sonra taktırdım o çıt çıtları da. Çıt çıtların renginin aynısı. Yemin ederim aynısı oldu boya. Benim için çok 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 iyi oldu. Çünkü ben korkuyordum hani saçımı boyattığımda birbiriyle uyuşmayacak diye çok korkuyordum. Aslında ben gene şey oldu, bu normal sarı oldu. Ben gene biraz daha bir beyaz istiyordum. Tam istediğim beyazlıkta olmadı ama bilmiyorum, hani mor şampuana da bulaşmak hiç istemiyorum ama sanırım mor şampuanı kullanacağım. Bunu biraz, bu sarıyı biraz daha böyle softlaştıracağım. Biraz daha küllüleştireceğim. Yapacak bir şey yok. Ben böyle canlı bir beyaz saç rengi istiyordum. Olmuyor. Olmuyor yani. Ya o bir kere oldu. Ben saçımı ilk boyatmaya gittiğimde oldu. Ama anlamadım hani sonrasında olmuyor yani. Hani yapamıyorlar mı yoksa benim saçım mı olmuyor bilmiyorum. Şimdi yıpratmak da istemiyorlar saçı. Hani kuaförleri de anlıyorum. Yıpratmak istemiyorlar saçı. Hani yoksa hani bir açıcı daha, bir kat daha açıcı sürüp aslında açılabilir. Ama büyük bir ihtimal onlar da hani saç zarar görmesin diye çok fazla işleme devam etmek istemiyorlar büyük bir ihtimal. Olsun ama bu renk de güzel. Yani diğer kullandığım rengin aynısı hemen hemen. Bir tık daha açık sadece bu diğer renkten. Diğer bakalım burada da aynı mı olacak? Normalde diğer öbür kuaföre gittiğimde saçımı yıkadıkça o beyazlık gidiyordu. Bunda da inşallah saçımı yıkadıkça bu şeylik sarılık gitmez. Daha çiğ bir sarı olmaz inşallah. Ama sevdim saçlarımı. Vallahi şu dip koyuluğundan kurtuldum. Bir tuhaf geliyor ilk bir şey. Saçımın rengi yüzüme bir tuhaf geliyor ama gözüm alışır. Hep öyle oluyor çünkü. Şimdi uzun süre dipleri geldiği zaman dipleri koyu alıştığımız için böyle birden diplerini sarıya boyatınca insana böyle saç yüzünde bir tuhaf geliyor. Ben de öyle oluyor. 2-3 gün sonra tabii sonra alışıyorum. Düzeliyor yani. Bilmiyorum hani diğer kadınlarda da aynı mı nasıl bilmiyorum ama bende öyle oluyor. Ama sevdim saçlarımı ya. Bir şey söyleyeyim mi? Gene aynı yanmadı. Bak kuaförü de çok sevdim. Kullandığı ürünler büyük bir ihtimal kaliteli. Hani benim diğer kuaförümle aynı. O yüzden hani yıpranma falan olmadı yine saçlarımda. O bahsetmiştim ya size buradaki kuaförden. 10 dakikada saçlarımı koparttı diye. Öyle bir şey olmadı. Çok korkarak gitmiştim ama artık hani bundan sonra böyle gönül rahatlığıyla gidebilirim. Gidebilirim çünkü çok sevdim. Çok memnun kaldım. Bir de ben böyle şeyim biraz. Nasıl diyeyim? Güler yüzlü. Hani bu kuaför olsun, mağaza olsun, başka bir yer olsun. Güler yüzlü severim. Çünkü ben kendim de aynıyım. Bak ben kendim çok böyle güler yüzlü. Cana yakın bir insanım. Samimi bir insanım. Hani böyle nasıl diyeyim? Ağır böyle kendinden emin. Hani ego diyorlar ona. Egolu gibi gözüküyor mesela. Öyle bir insan değilim. Hani güler yüzlü, sıcakkanlı, çok samimi bir insanım. Hani karşımdakini de öyle beklerim. Diğer türlü ne bileyim ısınamam. Gerçekten bu kuaför de öyleydi. O yüzden çok hoşuma gitti bu. İlk kez gittim. Hoşuma da gitti. Bundan sonra artık Bursalara kadar gitmem mecburi. Trabzon'a kadar giderim. Orası da uzak sayılır. Keşke Rize'de de olsaymış da yok ama. Yok. O yüzden mecbur saçımın sağlığı için ne kadar neresi olursa olsun gideceğim yani. Yapacak bir şey yok. Ama beğendim saçlarımı. Hadi o zaman bana güle güle kullan olsun. Ne diyeyim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize çok 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 cici bakın. Hepinizin kucağını öpüyorum. Çok 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 seviliyorsunuz. Herkese bye bye.